Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Evet sevgili izleyenler, 24 Temmuz basından sansürün kaldırılışı, yani basın bayramı olarak kutlanıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı, Ovacık il genel meclis üyesi ve il yönetiminden arkadaşlar ziyaretimize geldiler. Evet başkanım, gelmişken hemen sizi yakalayınca böyle hemen gündem yapıyoruz. Bu aralar Milliyetçi Hareket Partisi biraz sessiz Karabük'te. Böyle biraz böyle strateji mi belirliyor? Niye sessizliğinizi kuruyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi Karabük'te hiçbir zaman sessiz kalmadı Ergün Bey. Bundan sonra da sessiz kalmayacak ama mevcut malumunuz bir yerel seçimler geçirildi. Yerel seçimler sonrasında biz parti teşkilatlarımız olarak ilk önce şöyle bir karar aldık. İzleyelim bakalım, hemen eleştiri hem Karabük'ümüze hem Karabük kamuoyuna ciddi zararlar verebilir. Yapılacak hizmetleri engelleyebilir. Biz şu an izleme dönemindeyiz. Yapılacak çalışmaları izleyeceğiz. Doğru olanları destekleyip olmayanlarla ilgili İleriye dönük eleştirilerimizi tabii ki yapacağız. Bize de düşen bu sefer yerelde bunları ortaya çıkartmak, göstermek, söylemek, uyarmak. Evet, evet, ziyaretimize Ovacık İl Genel Meclis Üyesi Sayın Muammer Yağlı ile de geldiniz. Evet. Hemen Sayın Yağlı da yanımızdayken İl Genel Meclis Üyesi. Şimdi Ovacık'ta bir ayrımcılık böyle gibi böyle bir uygulama yapıldı. Günlerdir, aylardır bahsediliyor. Böyle bir yol kat edilemedi gibi bir şey var. Dün de Sayın Yağlı bir sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Asfalt dökümünde köylerde AK Parti'ye oy, en fazla oy çıkan yerlerin böyle bir ayrımcılık yapıldığını iddia etti. Böyle bir görüş ortaya attı. Bu il genel meclisindeki bu sorun kronik hale gelmeden il başkanları düzeyinde çözmeyi düşünüyor musunuz? Kronik hale gelmeden tabii ki çözmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli yerlerle görüşmelerimizi yaptık. AK Parti İl Başkanımız Sayın Ferhat Sat'la da, Sayın Vekillerimizle de, İl Genel Meclis Başkanımızla da görüştük. İleriye dönük bu konuların büyüyüp büyümeyeceğine hep birlikte karar vereceğiz. Ama öncelikle düşünülmesi ve şu yönde karar verilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi, artık Muammer Yağlı kardeşimiz, arkadaşımız Muammer Bey Ovacık'ın bir gerçeği. Almış olduğu oy oranıyla, seçimden önce oradaki yapmış olduğu çalışmalarla. Şimdi Muammer Yağlı zannediyorum kendisi de burada. Birazdan kendisiyle de konuyla ilgili sohbet ederiz. Kendi köyüne istemiyor zannediyorum hizmetleri. Kendi akrabalarına istemiyor. Ovacık için istiyor. Ovacık'ın 42 köyü için istiyor ve öncelikle yapılması gereken alanları Ovacık'la ilgili her köyüne, her mahallesine, oradaki her köy yoluna hakim olduğu için Muammer Bey gerekli il genel meclis üyesi olması hasebiyle gerekli uyarılarda bulunuyor ve sonuna kadar hakkıdır. Bunu da yapmaya devam edecektir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi il genel meclis üyesi olarak sadece bu yüzden seçilmiş bir arkadaşımız. Ovacık'a yapılacak hizmetler ve hizmetlerin takibiyle alakalı. Ben yapmış olduğu çalışmaları, konuyla ilgili üstüne basa basa devamlı Ovacık'la ilgilenmesini çok takdire şayan buluyorum. Kendisi de bu konuyla ilgili il teşkilatlarımıza, gerekirse genel merkez bazında ne zaman ihtiyacı olursa da sonuna kadar arkasında duracağız. Ama hem Karabük için hem Ovacık için biz bu konuların uzamamasını arzu ediyoruz. Artık kavgacı bir siyaset Türkiye'nin hiçbir tarafında olmadığı gibi biz de bunları tasvip etmiyoruz. Ama olması gerekeni en kısa zamanda diğer arkadaşlarımızın da yapacağına inanıyoruz. Evet. Şimdi Ovacık'la ilgili şöyle bir genel meclisinde şöyle bir sıkıntı görüyoruz biz, daha doğrusu öyle bir görüntü, bir tablo var. Sayın Muammer Yağlı'yı böyle sanki yok sayma gibi, bütün yetki sadece AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sayın Ahmet Tam'da, Muammer Yağlı'nın hiçbir yetkisi yok gibi böyle bir söylemler, böyle bir algılar oluşturuldu, iddia ediliyor. Şimdi Ovacık biliyorsunuz AK Parti için özel bir yer, Sayın Mehmet Ali Şahin'in memleketi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Ovacık'ta %70'in üzerinde oy aldı. 60-70 oy daha alsaydı Ovacık 2 il genel meclisi MHP'ye geçecekti. Ya böyle oranın hala devam ettirilen böyle bir kafasının arkasında insanların bir düşünce, bir rahatsızlık mı var? Niye böyle oluyor? Yani böyle sizin Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Cumhur İttifakı ortağı. Ama bakıyorsunuz yerelde
böyle farkındalıklar ortaya konuluyor ve sanki böyle mesela bir eski pazarda Eflahan'da bu yaşanmıyor, Karabük'te de yaşanmıyor ama Ovacık'ta sanki Milliyetçi Hareket Partisi Ovacık İl Genel Meclis Üyesi Sayın Muammer Yağlı'nın yok sayılıyor, kabul edilmiyor, hiçbir yetkisi yok gibi böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, tablosu var ortada. Bu neden oluyor sizce? Şimdi şöyle baştan başlamak lazım. Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefendi ile başladığınız için ben de oradan cümlelerime başlayayım. Mehmet Ali Şahin Bey Türkiye'nin, Karabük'ün, Ovacık'ın bir gerçeğidir. Mehmet Ali Şahin Bey'in bu olaylarla birebir de bu kadar bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü müsaade etmez. Kendisi çok ciddi bir devlet adamıdır. Keza oğlu Sayın Vekilimiz Cem Bey de Ovacık'la ilgili son zamanlarda gündeme gelen bazı olaylarıyla ilgili şahsımla bir an evvel bir araya gelmemiz lazım, bu konuları konuşmamız lazım diye yapıcı şekilde benimle kendisi görüşmüştür. O yüzden tabii ki Mehmet Ali Şahin Bey'in bir ilçesi, bir köyü, o taraflarda böyle bir Mehmet Ali Şahin varlığı her dönem orada devam edecektir. Ama Muammer Bey orada yapmış olduğu seçim çalışmalarında Ovacık halkımızı, oradaki köyleri, köylerdeki insanlarımızı ikna etmiş olacak ki hizmet edeceğine dair 1797 herhalde, değil mi Muammer Bey? 1797 bir oy oranıyla orada Ovacık'ta İl Genel Meclis Üyesi %70'in üzerinde bir oy alarak İl Genel Meclis Üyesi olmuştur. Şimdi geçenki yapmış olduğumuz konuşmalarda da yine sizin sitenizde de yaptığımız açıklamalarda bundan bahsetmiştik. Orada şu an nereden bakarsanız bakın tabii ki Ovacık'ın bütün nüfusu bu hizmetleri hak ediyor. Orada 1797 tane Muammer Yağlı var demiştik. Yani o zaman buradaki Muammer Bey'e oy vermiş arkadaşlarımızı da mı engelleyeceğiz? Ovacık'a hizmet anlamında bazı köyleri de mi engelleyeceğiz? Buna gerek yok. Bu Ovacık'tan başlar, Karabük'ü yakar bu iş. O yüzden gerek yok bunlara tamah etmelerine lüzum olmadığını düşünüyorum. Peki İl Genel Meclis Başkanı Sayın Ahmet Sözen'in adil davrandığını düşünüyor musun? Bana adil davrandığını söylüyor kendisi. İl Genel Meclis Başkanımız zaten Ahmet Bey bizim dün bugün tanımış olduğumuz biri değil. Kendisiyle beşeri münasebetlerimizin de had safhada olduğu bir samimiyete dayanıyor. Hatta ben geçenlerde de bir sayın vekilimizden güzel espriyle karışık bir bilgi aldım. Kendisi de zaten Ahmet Bey bunu inkar etmedi. Çok da sevindim. Zaten nerede, Karabük'ün neresinde bir şey olmuş, İl Genel Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, bu diğer şehirlerde de, Türkiye'de de var. Mutlaka bir ülke ocakları geçmiş oluyor. Demek ki bizim ülke ocaklarımız çok ciddi insanlar, çok başarılı insanlar yetiştiriyor ki ileriye dönük Türkiye'nin çoğu yerinde, Karabük'ümüzün çoğu yerinde. Mesela Sayın Ahmet Sözen, Karadeniz Ereğli Ülke Ocakları Başkanı'ymış. Ben yeni öğrendim ve çok mutlu oldum. Buradan Ahmet abiye de sesleniyorum. Ülkücünün öz kardeşidir. En azından Muammer Bey'e, öz kardeşine, bizlere hizmet anlamında sahip çıksın. Evet. Muammer Bey, seçildiğiniz günden bu yana bir mücadele veriyorsunuz. Bazı konularda sizi bilgilendirmek istemiyorlar gibi böyle bir tavır içinde olduklarını iddia ediyorsunuz. Ve Ovacık'ta tam yetki AK Partili İl Genel Meclis Üyesi'ne, MHP'li İl Genel Meclis Üyesi olarak sizin hiçbir yetkiniz olmadığı gibi böyle bir söylem olduğunu, böyle tablosunu ortaya çizildiğini ifade ediyorsunuz. Bu rahatsızlıklar nedir? Kısaca bize bir özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle basın gününüzü kutluyorum Ergun Bey. Sağ olun. 31 Mart seçimleri geçti artık. Adaylar seçildi. Bundan sonra biz Ovacık'a ne yapabiliriz? Bunun derdinde olmamız lazım. Geçen yaptığımız açıklamalarda biz Ovacık'ın hiçbir yerine en basit, en son olayda asfalt atılmasın demiyoruz. Sadece bunun bir planı, programı olduğunu ve iki tane İl Genel Meclis üyesi varsa ikisinin bilgisi dahilinde olduğunun olarak yapılmasını istiyoruz. Benim mesela en son atılan Soğanlı Köyü grup yolundaki asfalt programından bir haberim yoktu. Ben orada sabah elemanlardan öğrendim. Yani böyle bir asfalt programı olduğunu. Bunun bu şekilde değil. Tabii ki orası da bizim köyümüz. Bunu da yanlış anlıyorum. Yani sanki Soğanlı Köyü'ne bir hizmet edilmesin gibi anlıyor. Öyle bir durum yok. Sadece bunun atıyorum hibe olarak 2 kilometre bir asfalt gelmiş. Bunun konuşarak işte diğer İl Genel Meclis üyemizle konuşarak işte 1 kilometresi buraya yapılsın, 1 kilometresi buraya yapılsın diyerek devletimiz
devletimiz köylere hizmet getirme birliği diye bir birlik kurmuş. İki tane il genel meclis üyesi, iki tane muhtar ve kaymakamın huzurunda köylerin ihtiyaçları, eksikleri giderilsin diye böyle bir birim kurmuş. Bizim mesela en son atılan bu asfaltta ne orada birlikte olan iki tane muhtarımızın ne benim haberim yok. Yani 5 kişiden 3 kişinin haberi yok böyle bir durumdan. Yani bu şekilde olması hem diğer köylerdeki insanlarımızı hem muhtarlarımızı rahatsız ediyor. Çünkü zaten imkanlar dahilinde, tasarruf tedbirleri dahilinde yapılacak hizmetler şu anda gayet az. Yani bu sene 2.7 kilometre grup yoluna 2 kilometrede merkezden bir asfalt atılıyor. O yüzden bu az imkanlarla da olsa eşit şekilde bu asfaltın ve diğer hizmetlerin dağıtılması tarafındayız. Umarım inşallah bu durum böyle devam etmez. Çünkü insanlar gerçekten şu anda 42 köyde çok büyük eksikler var. Herkes hizmet bekliyor. Yani çoğu köyümüzde kanalizasyon yok. Çoğu köyümüzde asfalt problemi var. Çoğu köyümüze gidilecek yol dahi kötü vaziyette şu anda. Evet. Gümenlik köyünde de bir 7-8 yıldır bir su problemi var. Evet. Çözüldü tabii ki. Ama 7-8 sene sonra. Tabii ki. Şunu ben anlatmak istiyorum. Hatta dün de anlattım. Dün Ovacık'taydım. Madem bu sorun atıyorum bugünkü parayla 100.000 TL'ye bir çözülüyor. Bu niye 4-5 seneden beri bu iş çözülemedi? 4-5 seneden beri özel idarenin tankeri haftada artık 2 sefer mi gidiyor, 3 sefer mi gidiyor? Oraya gidip depoya su boşalttı. O 4-5 seneden beri. Tabii bu demek ki bu motor 100.000 TL yapılabiliyormuş. Neden şimdi ya da yapılmadı? Yani ya da şu anda biz bunu sanki bir başarı gösterdik gibi neyi lanse ediliyor? Ben bunu anlamış değilim. Demek ki bu bugünün parasıyla 100.000 TL olabiliyordu. Ama zaten 5 seneden beri o tankerin oraya geliş gidiş parası eminim 100.000 TL'ye kat kat geçmiştir. Yani sonuçta çözüldü. Orada olan bir olay daha var. Köylülerin istediği. Altta bir su menbaı daha var. Onunla alakalı da sanıyorum özel idare ekipleri geldiler, numune aldılar. İnşallah oradan da su numunesi uygun çıkarsa orada da ihtiyaçlar karşılanacak diye düşünüyorum. Sayın Yal, son olarak şunu sormak istiyorum. Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı Ovacık'ta ilgilenmiş üyesi. Bir paydaşı AK Parti üyesi, bir paydaşı da MHP üyesi olarak sizsiniz. Ama bir uyum problemi yaşıyorsunuz. Bu uyumu yakalayabilecek misiniz? Ya neden yaşanıyor bu uyum problemi? Şöyle, Cumhur İttifakı ortağısınız. Tabii ki. Biz şu anda yani uyumlu çalışmak adına ben diğer il genel meclis üyemizin yanına bir sefer gitmiştim. Uyumlu çalışmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten Ovacık'ta 20 yıldan beri yapılan şeyler var, yapılamayan şeyler de var. Biz yani bu taraftayız. Biz yani orada zaten konuşarak yani asfalt programını bu şekilde yapalım dedikten sonra illaki bir uzlaşı çıkardı. Ama ne hikmetse karşı taraf buna yanaşmıyor. Yanaşmadığı zaman da ben elimden gelip yani ben şöyle demiştim zaten. Ben oradan birinci sırada il genel meclis üyesi seçildim. Beni yok saymalarına ne rıza gösteririm ne razı olurum. Çünkü ben buraya seçilirkendeki amacım bu memlekette hizmet etmekti. Hamdolsun elimden geldiğince köylüler de bilir. Elimden geldiğince de şu anda her köye az çok bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com